inşallah 31 Mart günü hep birlikte neticesini alacağız. 31 Mart günü akşam nasıl hem Cumhurbaşkanımız hem de Devlet Bey'in yukarıda bize örnek olan birlikteliğini Burdur'da da taşlandıracağız Allah'ın izniyle. Sözlerimi çok uzatmayacağım çünkü bugün Mehmet Başkanımın çok güzel projeler var. Şöyle ben taslağına bir göz attım. 31 Mart'tan sonra da nasıl bundan önce Cumhur İttifakı belediyelerine milletvekili abimle hizmetkar olduysak 31 Mart itibariyle de Burdur Belediyesi için hizmete amadeyiz. Hizmetkar olmaya tarihimiz inşallah diyerek hepinize saygılarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar. Bu güzel buluşmada, bu güzel gecede sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade ediyor. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bir şehir hayali için bir aradayız. Burdur'u hayal ediyoruz. Burdur'u içinde yaşadığı dünyada saygın bir şehir, güçlü bir şehir, altyapılarını tamamlamış ve çağdaşları içerisinde hem ülkemizde hem dünyada benzer nüfus ve benzer yapıdaki şehirler içerisinde ayrı bir dünyada bir şehir hayali içerisindeyiz. Buradaki bütün havzunun, bütün katılımcılar bu hayali yürekten hissediyor. Bunu fark ediyoruz, bunu görüyoruz. Bunun için tabii ki başarıyı elde etmek için hayal etmek yetmez. Bunun için bir seferberlik bilinci içerisinde gece demeden, gündüz demeden çalışmak gerekir. Başarıyı elde etmek için çok güçlü bir takıma ihtiyaç var. İşte bugün Cumhur İttifakı ruhuyla burada oluşan bu takım bu hayalleri gerçekleştirecek güçte ve heyecanda bir takım olduğunu her halinden gösteriyor. Cumhur İttifakı'nın iki değerli il başkanı, takımın en önemli liderleri. Yine Mehmet Şimşek başkanlığında oluşmuş bu şehrin en değerli, en önemli isimlerinden oluşan belediye meclisi adayları, takımın en önemli bireyleri. Ve yine Ankara ayağında da güçlü destek verecek Mustafa kardeşimle biz bu takımın bütün bileşenlerini oluşturan ve Burdur hayalini ortaya çıkartmak için çalışmaya hazır, inanç içerisinde olan bir takımın birer parçasıyız. Ve bugün başlayacak bu yolculuk 31 Mart akşamında resmi olarak halkımızın teveccühüyle şehrin emini yani Mehmet Şimşek Başkanı güçlü siyasi güce sahip, tabana sahip güçlü lider Mehmet Şimşek'in başkanlığında Burdur tarihi yeniden yazılacak. Hepimiz burada bulunan bütün irade Mehmet Şimşek Başkan'a çok güçlü bir destek verecek. Onun istekleri ve ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde konum alacak ve çalışmaya gayret edeceğiz. Bizler milletvekili olarak ben şahsım adına Mustafa Vekilim de aynı şeyi ifade etti. Burdur Belediye'mizin, Burdur'umuzun ihtiyaç duyacağı bütün yatırımları getirmek üzere iş birliği içerisinde, güç birliği içerisinde, karşılıklı anlayış ve kuvvet birliği içerisinde Allah'ın izniyle bunları yapacak enerjimiz de var, gücümüz de var, birikimimiz de var. Bu hayal ettiğimiz Burdur, altyapıdan sosyal yapılara, üst yapılardan, yeşil alanlardan, parklardan, yollardan, yeni yollardan, ulaşım imkanlarından, raylı sistemlerine kadar yaşanır bir kent, refah düzeyi yükselmiş bir kent hayaliyle hep beraber Allah'ın izniyle başarıya ulaşmak için yolumuza çıktık. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun. Bir ittifakla inşallah alnımızın akıyla çıkacağımızdan eminiz. Çünkü bizler biliyoruz ki Burdur'umuz hizmete aç, hizmete hasret bir vaziyette. Bizler Burdur'da bir şeyleri yakmak, yıkmak, dökmek için değil, Burdur'umuza, Burdurlu'muza hizmet etmek, hizmetkar olmak için tekrardan göreve talip olduk. İnşallah bizler Mehmet Şimşek Başkanımın liderliğinde meclis üyelerimizle birlikte 5 yıl boyunca Burdur'umuza çok güzel hizmetler edeceğiz. Milletvekillerimizle birlikte Ankara'dan Burdur şehri sizleri yürekten selamlıyorum. Burdur. Sayın il başkanlarım, kıymetli vekillerim, teşkilatlarımızın çok değerli mensupları, hanımefendiler, beyefendiler,
kıymetli basın mensupları. Herkesi bir kez daha sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Cumhur İttifakımızın omuz omuza verip yol aldığı yeni bir Burdur'un değişim seslerinin gümbür gümbür hissedildiği tarihi bir gün yaşıyoruz. Burdur, medeniyetlerin kuruluşuna tanıklık etmiş, el sahipliği yaptığı gelişmelerle Batı'ya ışık tutmuş kadim bir şehir. En büyük hedefimiz Burdur'umuzu Türkiye yüzyılının marka şehirlerinden biri haline getirmek. Biz şehrimizin potansiyelinin farkındayız. Merkezi yönetimin sunduğu imkanlara rağmen yerelde şimdiye kadar göz ardı edilen Burdur'un mahrum bırakıldığı her şeyi hizmetinize sunmak için buradayız. Bunun için gerçek sosyal gelecek anlayışıyla şehrimizin ve halkımızın ihtiyaçlarını tespit edip bunlara cevap vermeyi önceliğimiz yaptık. 31 Mart'ta halkımızın takdiriyle üstlenmeye talip olduğumuz görevin beraberinde getireceği sorumlulukların bilincindeyiz. Cumhur İttifakı olarak karşınıza yeni bir Burdur vizyonuna geldik. Bugünü kurtarmak için değil, yarınları birlikte kurmak için çalıştık. Çalışmalarımız sonucunda bugün sizlerle birlikte Burdur'u yeniden tanımlıyoruz. Biraz önce videoda da izlediğiniz gibi Burdur'umuzu 8 başlık altında değerlendirdik. Bunlardan birincisi gerçek sosyal belediyecilik ile altyapısıyla sağlıklı şehir Burdur. Şehirleri şehir yapan gelişmiş altyapı ve ulaşım sistemleridir. Burdur'umuzun yıllardır kanayan yarası olan su ve trafik sorunu çözmek için İller Bankası ile yaptığımız görüşmeyle projelerimizi daha gerçekçi bir hale getirdik. Devam eden süreçte Senir Suyu projesi tamamlanacak. İnşallah bu yaz çeşmelerimizden içilebilir nitelikte suyu aktığını hep birlikte göreceğiz. Bunun yanında şehrimizin tüm altyapısını iyileştireceğiz. Ayrıca alternatif toplu taşıma yöntemleriyle ulaşım altyapısını geliştireceğiz. Toplu taşımayı tüm mahallelerle buluşturacağız. Alternatif düzenlemeleri açarak şehir trafiğini düzenleyip geliştireceğiz. Açık ve kapalı otopark projeleri ile park ve trafik sorununa son vereceğiz. Bisiklet ana ulaşım ana planı oluşturacağız. İlimizde asfaltsız yol kalmayacak. Her yol nitelikli asfalta kavuşacak. Son olarak şunu ifade etmek istiyorum. İlimizin sağlık altyapısı güçlenecek, hastane sayımız artacak. Hastane sayımız artacak derken hepinizin bildiği üzere canlı hastanemiz, eski canlı hastanemiz şu anda boş olarak beklemekte. Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız görüşmelerde sayın vekillerimiz, il başkanımız ve şahsımın katıldığı görüşmede, Ankara'da yaptığımız görüşmede canlı hastanenin yeniden sağlık sektörüne kazanılması ile ilgili gerekli çalışmaları başlattık. Yine sayın vekillerimizin önderliğinde ilimize yeni bir tıp fakültesi kazandırılması noktasında dosyamız şu anda YÖK'te görüşülmekte. İnşallah sizlere önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda tıp fakültesi müjdesini de şimdiden vermek istiyorum. Tıp fakültesi açıldığı zaman mecburen mevcut hastanemiz eğitim araştırma hastanesi olmak zorunda. Dolayısıyla şu anda adı bekleyen canlı hastanemizde ikinci basamak devlet hastanesi olmak zorunda. Göreve geldiğimizde yatırımların yönlendirilmesi konusunda
ilgili birimlerle iletişim sağlayacağız. Halkın ihtiyaçlarını doğru yerlere iletmek için şehrin elçisi olmaya devam edeceğiz. İkinci başlığımız, riskleri bilen ve yönetilen dirençli şehir Burdur. Bildiğiniz üzere Burdur'umuz 1914 yılında ve 1971 yılında bir deprem yaşamıştır. Yaklaşık Burdur'da 50-60 yılda bir büyük deprem olmaktadır. Biz üçüncü depremin felaket olarak adlandırılmasını asla istemiyoruz. Deprem değil, depreme dayanıksız yapıların can kaybına sebep olduğunu bilinciyle bizim önceliğimiz şehrimizdeki yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesidir. Bunun için geçenlerde yaptığımız basın açıklaması doğrultusunda başkan olduktan sonra oluşacak ilk belediye meclis toplantısında deprem afet master planını meclisten geçireceğiz. Bu plan oluştururken ilgili meslek odaları ve akademik birimler gibi kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde olacağız. Master planı kapsamında şehrimizde bulunan riskli yapılar tespit edilecek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yapıların kimliklendirme çalışmalarına hız vereceğiz. Ayrıca yapılması zorunlu hale gelmiş Burdur imar planı revizyonunu gerçekleştireceğiz. Yapılaşma için yeni alanları belirlerken mevcut alanların da dönüşümünü sağlayacağız. Üçüncü başlığımız, şehir ekonomisini merkez alan, üreten şehir. Şehrin refahı bölgesel ve ülke genelindeki ekonomik faaliyetleriyle doğrudan ilişkilidir. Esnafı güçlü, ticareti canlı bir Burdur için yol ekonomisi güçlendirilecek, yerel esnaf ve STK'lar ile birlikte kent AVM'si yapılacak, aşağı pazar gözde bir ticaret bölgesi haline getirilecek, fuar merkezleri ile Burdur'da üretilen ürünlerin ulusal ve uluslararası çapta pazara çıkarılması sağlanacaktır. Böylece bireysel üreticinin pazarlama gücü desteklenecek, galericiler sitesi, sanayi sitesi gibi sektörlerin ihtiyaç duyduğu ticari alanlar artılacak. Araçla ticareti geliştirilecek, bölgesi güzelleştirilecek. Yöresel organik köy pazarı kurulacak. Yukarı pazar, yöresel kültür temalı turizm bölgesi haline getirilecek, ticaretine güç katılacak. Evet, alkışlardan anlaşılıyor ki özellikle yukarı pazar noktasında ciddi çalışmaların yapılması gerektiği, diğer ticari alanlarla ilgili ciddi çalışmaların yapılması gerektiği buradan ortaya çıkıyor. Bu vizyonla şehrimizin en kısa zamanda şimdiye kadar kendisini teğet geçen ticaret trafiğine katılmasını sağlayacağımıza inancımız tamdır. Evet, dördüncü başlığımız kültür, sanat ve spor şehri Burdur. Birçoğunuzun bildiği gibi meslek hayatımın yaklaşık 10 yılı üniversitenin belediyesi olarak adlandırılan Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nda daire başkanı olarak geçti. Bu çalışmam esnasında birçok kültürel faaliyete, birçok sanatsal faaliyete, birçok sportif faaliyetlere öncülük ettik. Dolayısıyla Burdur'umuzda buna bağlı olarak Kabak Kemalesi, Sipsisi, Tekke Zorlatması, Alıcı Dokuması ile Burdur'umuzun kültürel ve sanatsal birikimi oldukça zengindir. Son dönemde belediyecilikte arzu ettiği hizmetleri alamıyor. Öyle ki Burdur en temel insani ihtiyacı olan su sorununu bile bugün çözebilmiştir. Şehir merkezine kimlik kazandıracak altyapı ve üst yapı çalışmaları ise arzu edilen seviyeden çok uzakta. Halkımızı kendi kimliğiyle bütünleştirmek, kültürüyle bağlarını kuvvetlendirmek için
belediye konservatuarı, şehir tiyatroları, sanat atölyeleri kurulacak, sanatçılar için ekipman desteği sağlanacak, enstrüman yapım atölyeleri açılacak ve eğitimler verilecek, gösteri sanatları topluluğu oluşturulacak ve dijital arşiv Burdur'a kazandırılacak. Özellikle dijital arşiv konusunda arkadaşlar, geçen hafta Burdur'umuzun yerel sanatçılarıyla yaptığımız toplantıda daha önce bu çalışmanın başlatıldığı, kaynakların arşivlerimizde olmadığı, böyle bir çalışmanın Sebahattin Akbey Hocam zamanında başlatıldığı ancak bu süreçte rafa kaldırıldığı ifadesini öğrendik. İnşallah biz Burdur'umuzun kültürünü arşiv altına almak adına bu çalışmaları geldiğimizde inşallah başlatacağız. Ve bu sayede kültür ve sanatla Burdur'un marka değerini artıracağız. Amacımız Burdur'un kültür ve sanat alanında hak ettiği yere gelmesini sağlamak. Göreve geldiğimiz andan itibaren Burdur kendine has değerlerine ve sanatçılarıyla kültür ve sanatın başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerleyecek. Yine bu kapsam içinde spor şehri Burdur başlığı altında şunları söyleyebiliriz. Yine kendimden örnek verecek olursam, yıllardır hem sporcu kimliğimle hem spor adamlığı hususunda yaptığım çalışmalarla sporun ve sporcunun içinde oldum. Spor hayatın olmazsa olmazıdır. Spor bir yaşam biçimidir. Burdur'u hem profesyonel hem de amatör sahada ön plana çıkaracak, federasyon ve kulüplerin öncelikli tercih haline getirecek ve sporu Burdur'da günlük yaşamın bir parçası yapacağız. İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde belediye spor okulları açacağız. Kulüplere ekipman, ulaşım, yemek ve tesis desteği vereceğiz. Başarılı sporcularımıza çeşitli destek ve hediyeler vereceğiz. Ulusal ve uluslararası spor şenlikleri yapacağız. Yine Burdur'umuza sporcu kamp merkezi ve gençlik merkezi kazandırmayı hedefliyoruz. Tüm vatandaşların erişebileceği eğitmenler eşliğinde egzersizler yaptırılacak. Altyapısı spora uygun sosyal yeşil alanlar oluşturulacak. Okul bahçelerinde spor salonları, yeni semt sahaları yapımı ve semt pazarlarının boş zamanlarında spor amaçlı kullanılması gibi projelerimizle Burdur'umuz sporda yıllardır arzuladığı seviyeye gelecektir. Gerçek sosyal gelecek ile huzurlu şehir Burdur. Değerli katılımcılar, değerli misafirler, belediyeler yalnızca vatandaşlarına imkan sağlamakla değil, bu imkanların herkes tarafından ulaşılabilir olmasını sağlamakla da yükümlüdür. Yaşamda fırsat eşitliğini sağlamak ve hayatı herkes için kolaylaştırmak adına eli öpülesi yaşlı ve emeklerimiz için tecrübe birikim akademisi kurulacak, evde bakım hizmetleri geliştirilecek, emekli kahvehaneleri açılacak, tarım köyü ve yaşlılar kurusu oluşturulacak, gündüz bakım evinde akranlarıyla bir araya gelip kaliteli vakit geçirmeleri sağlanacak ve evlerinde kişisel bakım desteği sunulacaktır. Bunlarla birlikte yaşlı ve emeklilerimizin refah düzeyini yükseltecek adımlar da atacağız. Belediye hizmetlerinden indirim olarak paylaştıracağız. Şöyle ki, emeklinin su faturalarında indirim yapacağız. Emekliler için hastaneye ücretsiz servis hizmetini başlatacağız. Belediye sosyal tesislerindeki tüm hizmetlerden yaşlılarımızın ve engellilerimizin, emeklilerimizin indirimli olarak faydalanmalarını sağlayacağız. Başımızın tacı kadınlarımız için dijital kadın akademisi kurulacak. İşsiz, mesleksiz kadın kalmıyor projesi hayata geçirilecek. Anne çocuk eğitim merkezi ve kadın girişimcilik merkezi oluşturulacak.
mahalle kreşleri açarak dar gelirli çalışan kadınlarımıza destek olacağız. Neşemizin kaynağı çocuklarımız için ise tema parklar yapacağız. Ayrıca ilkokul öğrencilerine yerel üreticilerden aldığımız meyve ve sütün dağıtımını sağlayacağız. Burdur engelleri aşıyor. Engelli vatandaşlar içinse şunları söylemek istiyorum. Erişilebilir sokaklar, erişilebilir ücretsiz umumi tuvaletler ihtiyacı olduğu belirtiliyor engellilerimiz tarafından. İnşallah bunları hep birlikte gerçekleştireceğiz. Cumhuriyet Meydanı'nda veya herhangi bir yerde engellinin ihtiyacının gidebileceği bir tuvaletin olmadığını maalesef biliyoruz. Mobil engelli bakım araçlarımızla engellilerimizin her türlü ihtiyaçlarını karşılayacağız. Evlerinden rampalı aracımızı da evlerinden alıp hastaneye götüreceğiz veya çeşitli ihtiyaçları karşılamak için onları diledikleri hizmeti vermek için yollara çıkacağız. Bunun yanında engellilerimiz için yine çok büyük sıkıntı olan engelli araçları bakım merkezi kuracağız. İlimizde engelli araçlarını tamir eden benim bildiğim sadece bir usta var. Ama parası olan yaptırabiliyor. Ne vereceğiz veya evlerini tamir edeceğiz ve kullanımlarına sunacağız. Yine engellilerimizin engelli araçları için daha önce biliyorsunuz Cumhuriyet Meydanı'nda bir şarj istasyonu kurulmuştu. Şu anda şarj istasyonu gören var mı? Evet. Şu anda biz engeller için şarj istasyonlarını çoğaltacağız. Sadece Cumhuriyet Meydanı değil, şehrin muhtelif yerlerinde engeller için şarj istasyonlarını çoğaltacağız. Yine zaman zaman Burdur'da bulunan şölyak hastalarımızla bir araya geliyoruz. Şölyak hastalarımızın malumunuz olduğu üzere hastalarımız hiçbir şekilde başka ürünleri yiyemiyorlar. Kendilerine özel ürünleri yemek zorundalar ve bu ürünler de oldukça pahalı. Bizim Bucak Belediye'miz şöyle hastalarına evlerine kadar aldığı ürünleri alıp teslim ediyor. Bizde maalesef burada böyle bir hizmet yok. Biz öncelikle şöyle hastalarımızın bu ihtiyaçlarını yerinde karşılayacağız. Aynı Bucak Belediyesi gibi. Daha sonra da bu çölyak hastalarının kullanmış olduğu ekmek ve türevlerini de kendi oluşturacağımız fırında yapıp onların hizmetine sunacağız. Ekibimiz de var gücümüzle 60 ay boyunca gün gün 24 saat 7 gün 24 saat çalışmak için yollardayız. Yine hayvanlarımız için hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezinde bulunan sokak hayvanlarımızın sahiplendirilmesine yönelik web sitesi ve uygulama üzerinden yeni bir çalışma başlattık. Biraz sonra dijital şehirler konusunda web sitesi ile ilgili sizlere ayrıntılı bilgi vereceğim. Sokak hayvanı sahiplenen kişilere mama, aşı desteği ve ulaşım indirimi ile teşviklerde bulunacağız. MAKÜ ile işbirliği içinde sokak hayvanları kimliklendirme çalışmalarını tamamlayacağız. Mevcut hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezinin kapasitesini ve kalitesini artıracağız. 7/24 hayvan ambulansı hizmetini uygulamaya geçireceğiz. Evcil hayvan parkı ve evcil hayvan mezarlığı oluşturacağız.